tuvaletinin oraya. Göl temizleniyor. Göletlere. Dur abi. Gel. Kolay gelsin. Çalıştığımız yerdeyiz. Tam tam çikolatayı aldığınız ise Türkiye'de ilk defa yine bizim Kalk Trakya'daki Trakya Kalkınma Ajansı ile beraber yürüttüğümüz bir projenin eseridir. Sulak alanların ıslahı konusu. İçme suyu kaynakları, mesire alanlarındaki göl ve göletler, barajlar, akarsular, buradaki atık ve artıkların temizlenmesi, istenmeyen sucul habitatın, otların ortamdan alınıp uzaklaştırılması, çamur ve balçığın temizlenip ilerilere atılması, ortamdan uzaklaştırılması gibi işleri yapıyoruz. Yani hangi belediyelere satış yaptı? Tekirdağ Belediyesi ile ilgili bir görüşmeniz var mı bu makineyle? Tabii, onu cevaplayayım. Türkiye'de 13 ayrı belediyede, 13 ayrı bölgede hizmette bu makineler. Örneklemek gerekirse İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstaç AŞ var. İstaç deniz temizliğinde kullanıyor. Bu denizdeki atık ve artıklar, istenmeyen otlar, yosunlar kıyıya vurduklarında rahatsızlık veriyor. Onları ortadan kaldırmakla alakalı İstaç yaklaşık 6 yıldır bu makineyi kullanıyor. Sağlık AŞ 4. yılında 2 tane makineyle Büyükçekmece, Küçükçekmece göllerinde, karşı taraftaki diğer göl ve göletlerde sinek sivrisinek mücadelesinde hizmette ilaçlamada kullanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz temizliğinde kullanıyor. Tabii bizim Büyükşehir Belediye'mizden de zannediyorum Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan müdürlerimiz oraya gidip görmüşler makineyi, beğenmişler. Hatta Tekirdağ'da böyle bir satıcı, üretici, temsilci olduğu için de mutlu olmuşlar. Geçen ay onlarla bir görüşmemiz oldu. Öte yanda Bursa'da var. Bursa Büyükşehir Belediyesi yine aynı şekilde sazlık alanlarda Bursa bölgesindeki göl göletlerde kullanıyor. Şunu soracağım. Var. Tekirdağlı bir iş adamı olaraktan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne daha bir kolaylık gösterir misiniz? Siz de Tekirdağ'da yaşayan birisi olarak. Tabii. Onu söyledim. Onun baştan ilaç ve ilaçlamayla alakalı hizmet biriminde 2 yıl önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi belediye olunca şöyle arz etmiştim. Dedim ki Tekirdağ'da hasbelkader böyle bir firma var. Nasıl bir firma? Bayer gibi marka bir firmanın, BASF gibi güçlü bir firmanın Türkiye'deki en büyük bölgesinin distribütörüyüm. Depomda şu kadar miktar liralık ilacım var. Tekirdağ'da da bu kadar liralık bir yatırımım var. Dilediğiniz zaman hangi ürünü, hangi hizmeti, hangi makinayı talep ediyorsanız bir elimde kullanılmışsa bila bedel, bedelsiz alın hizmete memurum. Ötede ilaçla alakalı da ne diyorsanız bana fatura edildiği fiyata size fatura etmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Eğer hizmetse, Tekirdağlı bir iş adamıysam üzerime düşen bu. Bunu yine Truxor'la alakalı da mevzu ettim. Böyle bir ürün Tekirdağ'da var. Gidin araştırın, bakın, bilin. Benden neyi talep ediyorsanız, hayal ettiğiniz ölçüde gerçekleştirmeye gücüm nispetince ben hazırım dedim. Peki ne cevap aldınız? Bunu değerlendireceklerini söylediler. İlaçla alakalı olumlu bir yere gelemedim. Ne zaman oldu bu görüşme? Şimdi ben ilaçla ve ilaçlamayla alakalı hizmetimde yaklaşık 10 yıldır bu söylemi her platformda sesli ya da sessiz ifade etmeye, ima etmeye çalışıyorum. Bu görüşmem 1-1,5 ay önce oldu ve bir sıkıntımız yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin değerlendireceğine ümit ediyorum. Ne yaparım? Orada da gümrük alış fiyatları belli, yapı belli. Ticari düşünmeyeceğiz. Böyle bir makinenin Tekirdağ'da ben Erzurum'a kadar hizmet veriyorum. İşte Ankara'ya kadar, Konya'ya kadar birçok büyükşehir belediyesine, milli parklara bu makineleri verdik. Kendi bölgemde, beldemde çalışmasıyla alakalı talep etsinler. Ötesi bizim işimiz. Seve seve koşa koşa diyoruz. Teşekkür ederim.
Karada bunun hesabını yapmak çok kolay. Neden? Bir hız var, bir de eli var. Yani Türkiye'de üretme imkanı böyle bir şey çalışması yok mu? Tabii var. İlk baştan zaten bu makinaları ben böyle getirdim. İşte paralarız, parçalarız, kopyasını yaparız falan diye. Ancak pazar tabii. Bu üretildiği ülkede, mesela İsveç ürünüdür bu. İsveç'te 230 bin, başka bir bilgiye göre 280 bin göl ve gölet olduğu söyleniyor. Şimdi bu kadar göl ve göleti olan bir ülkede üretildiğinde yıllık 30 tane falan satışı var. Şimdi yıllık 10 tane satışla bir üretim mümkün. Adamların 30 tane satışları var. Şu an 50'ye falan yıllık olarak çıktılar. Evet, bunlar için üretim uygun. Biz de üretsek de bu maliyetleri buluyor. Alıp satmak şimdilik kısa vade için ülke adına da kendimiz adına da uygun. Ama talep arttığında, yani yıllık 10 makineye çıktığımızda şu an 3 makine, üretmekte muhakkak hayır var.